Tekliğin Mesaj TV izleyenleri bir operatör doktor Murat Karakuş'la beraber ağrı yönetimi ve nöral terapi programımıza hoş geldiniz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için Suat Bey. Görüşmeyeli iyisinizdir inşallah. Çok şükür iyiyiz. Şükrediyoruz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz hocam. Ağrısız günler geçirmeye çalışıyoruz. Amin. Evet. Evet. Hocam direkt ben sorulara girmek istiyorum. Tabii. Buradan hem de vakitten de tasarruf etmiş olalım. Şöyle yapalım. Hocam şimdi özellikle bu ağrılarda bel ağrısı. Bu hafta bunu gündem etmek istedim ben açıkçası. Bu bel Evet. ağrılarıyla ilgili genel toplumun yaşadığı bir sıkıntı var. Yani sabah kalkıldığında oluşan ağrılar veya herhangi bir eğilip doğrulduğumuzda birdenbire oluşan ağrılar var. Burada bu ağrılar da ve hayat kalitemizi ve yaşam kalitemizi oldukça olumsuz etkileyen şeyler bunlar açıkçası. Bunlarla Evet. ilgili ne yapabiliriz? Bu konuda size sorular sormaya çalışacağız, sorular yönetmeye çalışacağız. İlk soruyu şöyle hazırladım hocam. Bu oluşan bel ağrılarının sebepleri nelerdir hocam? Evet, şimdi tabii biz 30 yıldır bu işin içindeyiz, tıbbın içindeyiz. İşte beyin cerrahisinin içindeyim ben 1994 yılından itibaren. Siz böyle sorunca tabii bu programı şöyle yapalım bence. Hani benim ilk aklıma gelen olaylar, hani devlet hastanelerinde çalıştım, özel hastanelerde çalıştım, özel muayenehanemde, köyde sağlık ocağında çalıştım. Hani tecrübelerimizi aktarırsak işte halkımızın aklına ilk gelen sorular, hani böyle tecrübelerimizden anlatırsak çok da faydalı olur diye düşünüyorum hastalarımıza, dinleyenlerimize. Bel ağrısı deyince işin açıkçası hani benim ilk aklıma gelen çocuklar oluyor. Yani bir baba işte 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuğunu veya bir anne işte 13-14 yaşında bir çocuğunu bize getirirse, hani baş ağrısı var diye, bel ağrısı var diye, boyun ağrısı var diye. Biz tabii ya işte çocuk doktoruna başvurdunuz mu? İşte ne dediler? Hani önceki biz direkt hani beyin cerrahisi, ama bir şekilde bize geldiyse hani bizim ilk aklımıza gelecek olan şey kan tahlilleri oluyor işin açıkçası. Yani beli ağrısa da, boynu ağrısa da çocuklarda, işte gençlerde ilk kan tahlilini sorguluyoruz, yani yaptırıyoruz. Çünkü çocuklarda bel ağrısı deyince yani ve kan tahlillerini de yaptırdığımızda, hani basit bir kan sayımı, işte bir kansızlığı var mı, işte beyaz küre dediğimiz hani savunma hücrelerinde bir bozukluk var mı, bunlara bakıyoruz. İşin açıkçası böyle çok da hani yakalamışımdır. Yani hani bel ağrısıyla gelmiştir, baş ağrısıyla gelmiştir. Ya bir kan tahlili yapıverelim dediğim zaman çok basit bir kan tahliliyle hakikaten çok ciddi hastalıklarda hani yakaladığımız olmuştur. Ama tabii dinleyenlerimiz korkmasın. Genelde tabii ki çok ciddi bir şey çıkmaz. Nedir? İşte çocuklar büyüme çağındadır. Hani büyüme ağrıları olabilir. İşte çok güneş görmemişse işte vitamin D eksikliği başta olmak üzere vitamin eksiklikleri olabilir. Veya çocuklar işte çok hani böyle oynarken böyle bir düşmeler, çarpmalar olabiliyor. Bir travma olabilir. Bunların çok iyi araştırılması lazım. Tabii yaş ilerledikçe hani 18 yaşından itibaren bel ağrıları deyince tabii çalışma hayatı akla geliyor. Sabahtan akşama kadar işte 8 saat, 10 saat, hani 12 saat çalışanlarımız var. Bunların hani aynı pozisyonda sürekli aynı hareketi yapmaktan veya işte ağır kaldırmaktan ağrıları olabiliyor. Ev hanımlarının evdeki ağır işleri, ki ev işleri gerçekten
çok ağırdır. Yani belki herkes fark edemiyor ama hakikaten ev hanımlığı çok ağırdır. Bu şekilde ilk aklıma gelenler bunlar. Yani tabii ki de bir düşme, çarpma, hani kazalar, tabii bunlar da çok geçmişte bile olsa, yıllar önce bile olsa bunlar tetiklenebilir, ağrıya sebep olabilir. Evet. Bir de hocam özellikle ben çok eş, dost, arkadaşlar da duyuyoruz. Bu beldeki ağrılar bazıları bacağa doğru ilerliyor. Yani neredeyse Evet. topuğa kadar iniyor bu ağrılar. Evet. Burada ne düşünmek gerekir hocam? Yani bu bize ne ifade ediyor? Bacağa inen ağrılarda ne yapılmalıdır hocam? Evet. Çok güzel bir soru sordunuz Suat Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi işin açıkçası hani bundan işte 30 yıl önce, 20 yıl önce bacağı vuran ağrı dediğimiz zaman bel ağrısıyla birlikte hemen bel fıtığı akla gelirdi. Hemen bel fıtığı üzerinde durulurdu. İşte muayenede de hani özel muayenelerimiz var. Böyle bacağı kaldırdığımız zaman bu ağrı daha da artıyorsa bacak ağrısı bel fıtığına biz çok yönelirdik. Özellikle beyin cerrahları hani bel fıtığına çok yönelir. Ve hemen filmler işte tomografiler, MR'lar burada da işte bel fıtığını görürsek hani teşhisi burada biz koyardık. Fakat son zamanlarda biz artık şunu daha çok göz önünde bulunduruyoruz. Yani MR'da bir bel fıtığı bulsak bile ya bu bel bacak ağrısı hani sadece bu fıtığa bağlı olmayabilir. Veya bu bel fıtığı bu bacak ağrısına sebep olmayabilir. Biz başka şeyler de arayalım diyoruz artık. Çünkü belimizde o omurgada siz de ekranda gösteriyorsunuz. Görüyorum çok güzel slaytlarınız var. Eklemler var bir kere. Yani her omurganın aşağıdaki ve üstteki omurgayla yaptığı eklemler var. Biz bunlara faset eklemler diyoruz. Bir kere bu faset eklemlerin zorlanmasıyla, yaralanmasıyla, bunların etrafındaki kapsüllerin, sinirlerin, kasların zedelenmesiyle oluşan ağrılar olabiliyor. İşte kuyruk sokumumuz, leğen kemiğimiz arasındaki eklem, sakroiliyak eklem diyoruz. Siz de çok iyi biliyorsunuz, siz de sağlıkçısınız. İşte omurgamızın alt kısmıyla leğen kemiği arasındaki kuyruk sokumu arasındaki eklemler, yapılar. Buradaki kronik iltihaplar veya bir travma da bacağa yayılan ağrı yapabiliyor. İşte kas ağrıları ağrı yapabiliyor bacakta. Onun için biz hekimler hani bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Hemen işte bacakta ağrı var, belde ağrı var, bu fıtıktır. Hele hele MR'da işte bir fıtık başlangıcı da gördük. Hemen bunun üzerine gidelim dememiz lazım. Çok iyi araştırmamız lazım. Evet, Evet. buradaki olay de direkt işte bizde şöyle bir kanı vardır toplumda. O ağrılar bacağa da inmiş, senin iş ameliyatlık, hatta masada felç kalma ihtimalin de var. Yani Evet. çok tehlikeli bir ameliyat. Genelde toplumda böyle bir kanı vardır. Evet. Şimdi hocam malum pandemi dönemi, Evet. insanların tabii ki hastalıkları da bu dönemde pandemi hastalıkları dışındaki hastalıklar da oluyor. Bu dönemde bu tip ameliyatlar riskli midir? Yani en çok merak edilen konulardan birisi özellikle bel ameliyatlarında, omurilikteki civarında yapılan ameliyatlarda felç kalma riski insanların en büyük korkusu. Evet. Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz hocam? Valla çok böyle hani özet çarpıcı bilgiler vereyim. Birincisi yani bel fıtığı çok büyükse ve bacağa giden işte sinire basıyorsa yani dayanılmaz ağrılar varsa ilaçla, istirahatle, fizik tedaviyle yani bu ağrılar geçmiyorsa yani artık bizim hastalarımız bellidir. Yani beyin cerrahisinin yani bel fıtığı ameliyatı adayı hastalar bellidir. Yani onlar bize ısrar ederler. Hocam bu bir türlü geçmiyor, geçmiyor beni ameliyat edin diye.
Biz de tabii muayenesine bakarız, MR'larına bakarız. Hakikaten büyük bir fıtık, dayanılmaz ağrılar var. Yani çok mecbur kaldığımızda tabii ki ameliyat ediyoruz. Ve böyle ameliyatların sonuçları da çok güzel oluyor. Çünkü fıtık kocaman, siniri eziyor. İşte hasta çok muzdarip. Bir türlü de geçmiyor ilaçla, istirahatle, fizik tedaviyle mecburen ameliyatını yapıyoruz. Tabii ki sonuçları da çok güzel oluyor. Yani böyle bir ameliyatta başarı şansı dünyada da Türkiye'de de %95'ler civarındadır başarı şansı. Bunun dışında hastamızda ne kadar bel fıtığı olursa olsun, ne kadar bel bacak ağrısı olursa olsun, yani dayanabiliyorsa, herhangi bir işte kısmi felç durumu, güç kaybı, yani ilerleyen güç kaybı, yani gittikçe saatler, günler içinde böyle ilerleyen bir güç kaybı yoksa, işte küçük abdest, büyük abdest tutamama gibi sorunlar yoksa, bu durumlarda hani hemen acil ameliyat düşünmüyoruz, ama bunlar varsa tabii ki ameliyatı acil yapmak lazım. Yani ameliyat yapılacak durumlar bellidir. Doğru hastada doğru ameliyatı yaptığınız zaman hani felç kalma ihtimali çok 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 azdır. Hiç korkmaya gerek yoktur. Hani bizim en çok korktuğumuz, tabii ki hastalarımızın da en çok korkması gereken, hani yanlış endikasyondur. Yani nedir? Dediğimiz gibi eklemlerden kaynaklanan bir ağrı, iç organlardan kaynaklanan bir yansıyan ağrı, hani bel fıtığını taklit eden bir ağrı olur. Onu da siz işte bel fıtığı diye hani ameliyat edersiniz. İşte o zaman bizim başarısız bel sendromu dediğimiz işte uygun olmayan ameliyatın yapılması olabilir ki bundan çekinmek lazım. Onun için hastayı ameliyattan önce çok çok iyi sorgulamak, değerlendirmek lazım. Bu pandemi dönemine de gelince tabii ki hastanın yani zaten acil bir durum yoksa ameliyat yapılmaması lazım. Bu saydığımız gereken durumlar varsa, kesin ameliyat olması gerekiyorsa da, işte o zaman hastanın COVID hastası olmadığı kesinlikle testleriyle, gerekirse akciğer tomografisiyle ispatlanması lazım. Çünkü aktif COVID hastasını fark etmeden ameliyata alırsanız gerçekten çok üzücü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz yani. Evet hocam, burada son olarak yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz artık. Evet. Bu bel ağrılarında sizin uzmanlık alanınız olan nöral terapi nasıl uygulanır? Bu durumlarda endike midir? Sonuçları noktasında da son olarak bilgilendirirseniz bu açıklamadan sonra da yayınımızı sonlandıralım inşallah. Evet. Şimdi hastalar bize geldiğinde, yani birçok hastamız bize bel ağrısıyla gelir. Şimdi biz tabii olaya kendi açımızdan bakıyoruz. Yani beyin cerrahi olarak, yani bir cerrahi branş olarak bize bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı geldiği zaman ya iyi bir sorguluyoruz. Diyoruz ki hani fizik tedavi bölümüne gidebilirdin. İşte bir dahili sorunun var mı? Vitamin eksikliğin, beslenme sorunları, işte birçok hasta obez gelebiliyor veya birçok başka hastalıklarıyla beraber guatrıyla, romatizmasıyla birçok olayıyla bize gelebiliyor. Ama tabii Türkiye şartları veya dünyada da tabii birçok yerde hani böyle ideal şartlar olmuyor. Yani ne demek istiyoruz? Hani işte biz istiyoruz ki tabii cerrahi branş olarak ortopediden, işte fizik tedaviden veya diğer nörolojiden, diğer branşlardan hani ameliyat endikasyonu olan biraz hani veya cerrahi olması gerektiği düşünülen hastalar bize gelsin. Ama tabii öyle olmuyor. Hani işte sabahleyin beli ağrımış, işte randevu almış bize gelmiş olabiliyor. Veya 2 gündür beli ağrıyor, boynu ağrıyor, işte kolu bacağı ağrıyor bize öyle gelmiş oluyor. Veya çok uzun kronik ağrıları da olabilir. 3 yıldır, 5 yıldır. Hani bir şekilde randevuyu fizik tedavi bölümünden almak yerine bize gelebiliyor. O zaman biz işte hastayı
tekrar fizik tedaviye yollayabiliyoruz, dahiliye yollayabiliyoruz, nörolojiye, ortopediye yollayabiliyoruz. Hani gerektiğinde veya kendimiz önce bir hani hastayı dinledikten sonra işte ilaç tedavisini verebiliyoruz, istirahatini. Ama hasta tekrar ilaçlarını kullanmış veya fizik tedavisini görmüş veya diğer branşları da gezmiş olarak bize tekrar geliyor. İşte bu durumda hele hele bu pandemi döneminde biz hastayı tekrar aynı branşlara yollama gibi bir lüksümüz kalmıyor. O zaman biz hastaya işte şu alternatifi sunmak zorundayız. Yani biz sana bütüncül tıp açısından yaklaşabiliriz. Yani standart tıbbı denedik, birçok branşı da gezdin. Artık bütüncül tıp açısından yaklaşım hani ister misin diye hastaya soruyoruz tabii. Hasta da bunu kabul ederse işte o zaman hastanın ta doğumundan itibaren hani bu tarafa bir sorguluyoruz. Yani geçirdiği travmalar, stresler, hastalıklar, enfeksiyonlar, iş hayatı hepsini sorguluyoruz. Beslenmesi, ta ağız içinden işte dişlerinden yemek borusu, mide, bağırsaklar hani böyle bir sorguluyoruz. Ondan sonra gerekirse bir geniş kan tahlilleri ve hastanın hani eksiği varsa işte bir vitamini, bir eksiği varsa, bir beslenme sorunu varsa bunları düzenliyoruz. Bunun yanında hastayı tabii ki filmleriyle değerlendiriyoruz. Böyle bir cerrahi bir endikasyon da yoksa o zaman işte hastamıza bir regülasyon gerekiyor. Yani bu regülasyon özellikle hani Almanların da Alman hekimlerin de işte 70-80 yıldır uyguladığı metotlar var. İşte bunlardan biri ozon terapidir, işte fitoterapidir. Değerli sınıf arkadaşım işte Doktor Hakan Özkul'un da uzmanı olduğu fitoterapi yani bitkisel destekler. Bunun yanında nöral terapi. Bizim de uyguladığımız bunları uygulamak gerekiyor. Nöral terapide biz hastamızın işin açıkçası cildindeki 1 santimetre karelik bir alandan faydalanıyoruz. Aynı bilgisayarın monitörü gibi bize bilgi verir. Aynı zamanda buradan da biz beyne, omuriliğe ve bütün vücuda mesaj gönderebiliriz. Onun için biz mesela hastanın boynu ağrıyorsa, kolu ağrıyorsa, boyun fıtığı olabilir veya fibromiyajı dediğimiz hani çağımızın bütün dünyayı meşgul eden şimdi bir artık fibromiyajı olgusu var. Nedir? İşte gece uykusuzlukları, işte vücudun çeşitli yerinde ağrılar. İşte sinirlilik ve birçok bulgularla karşımıza çıkabilen beslenme bozukluğu. Özellikle de yaygın ağrılar ve uykusuzlukla karşımıza gelir bu hastalar. Bu durumda vücudun hani kısaca söylemek gerekirse kimyası bozuluyor yani. Biz bütün eksikleri tamamladıktan sonra bir de bir regülasyon yapmamız gerekiyor. Yani arabanın benzinini tamamladık, yağını tamamladık. İşte çalıştıracağız ve araba gidecek yani ama orada bir regülasyon gerekiyor. Yani arabayı ya biraz bir itmek gerekiyor ya işte bir patinaj yapıyorsa oradan bir kurtarmak gerekiyor. Ondan sonra araba yoluna koyuluyor. Yani nöral terapi bu oluyor. Bu regülasyonu bize sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Mesela ampul yanmadığı zaman elektrikçi veya biz geliyoruz ne yapıyoruz? Biz sigortaya bakıyoruz. Allah Allah ne alaka? Yani ampul yanmıyor salonda. Biz gidiyoruz bir sigortaya bakıyoruz. Hatta bazen daha da ana şartere falan bakıyoruz. Tabii ki ampulün kendisine de bakıyoruz. Yandı mı yanmadı mı? Yani orada birçok bağlantılar var. Ampulü, duyu, onun kablosu, işte sigortası birçok orada birbirleriyle bir hatta diğer odalarında sigortası atabiliyor falan müthiş bir kablo. Düşünün ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu yüce bedenimizde nice yapılar var. Damarsal, işte sinirsel birçok yapılar var. İşte bu derimizde, cildimizde
Çok büyük bir organ ve bu cildimizde bizim o 1 santimetre karede yani kılcal damarlar, sinir uçları, birçok hücreler arası mesafe, işte biz buraya matris diyoruz. Muazzam bir orada bir bilgisayar çipi var yani. Biz oraya bir sulandırılmış lokal anestezik, sulandırılmış bir ilaç cilde enjekte ettiğimiz zaman, bunlar çoklu enjeksiyonlar şeklinde oluyor genelde, segmental terapi dediğimiz. Bu enjeksiyonları yaptığımız zaman aynı bilgisayarımızı bir kapatıp açtığımız gibi, hani arızalandığı zaman hemen tamirciye götürmüyoruz, bir kapat aç yapıyoruz. Aynı böyle bir kapat aç yapıyoruz devreleri. O otonomik sinir sistemini, o vejetatif sinir sistemi dediğimiz olaya bir kapat aç yapıyoruz. Yani o kronik ağrılar, hani o 3 yıldır 5 yıldır ya baş ağrım var, boyun ağrım var diyen hastalar, ya işte benim belim birkaç aydır ağrıyor, birkaç yıldır ağrıyor diyen hastalar. O anda veya birkaç saat içinde veya günler içinde veya ikinci seansımızda, üçüncü, dördüncü seansımızda çok büyük, genelde çok büyük faydalar görüyorlar. Niye? Çünkü omuriliğe, beyne, iç organlara, bütün sisteme bir mesaj gönderdik. Yani o anda bir yarım saat kadar böyle bir ağrısız olmayı da beyin yakalamış oluyor. Yani onu bir tatmış oluyor. Abi, ağrısız dönem varmış yani. Ondan sonra işte mekanizmasını hani biraz bahsedecek olursak, o hücrelerin o elektrostatik, yani bir onların bir elektrostatik düzeyi var, elektrofizyolojik düzeyi var. Bunların bozuk olduğu yerler oluyor. Bunlar bir düzene giriyor. Yani hücrelerin hepsi aynı elektrofizyolojik, elektrostatik duruma kavuşmuş oluyor. Ve beyin, omurilik, bütün vücut bir o ağrısız dönemi bir yarım saatte olsa yaşamış oluyor. Yani bir öğretmiş oluyoruz beyine, sisteme. Bakın, bak, ağrısız da olabiliyormuş diye. Böyle bir regülasyon oluyor. Aynı sigortayı düzelt dediğimiz gibi, şarteri tekrar kaldırdığımız gibi devre tamamlanıyor ve çok güzel faydalar oluyor. Tabi burada şunu belirtmemiz lazım. Nöral terapi, tabi Almanların, İsviçrelilerin, yani Avusturyalılar başta olmak üzere, yani tüm dünyada kullanılan ve yeni yeni çok çok daha geniş kullanım alanları bulunan bir tedavi yöntemi. Burada tabi fizik tedavi uzmanları, özellikle bu nöral terapinin tabii çok değer verdiğimiz hocalar var. Yani nörologlar, yani herkes kendi açısından buna yaklaşıyor. Bu çok tabii büyük bir ilim yani. Biz kendi sahamızdan, yani beyin cerrahisi açısından bize bir hasta geldiği zaman, hani işte ameliyat durumu var mıdır? Cerrahi bir endikasyon var mıdır? Ha, yoksa biz hastamıza fizik tedavi ve ilaç tedavilerini işte yönlendirdik ama bunlardan sonuç alamadı. O zaman bütüncül tıp olarak yaklaşmak zorundayız. Özellikle bu pandemi döneminde. O zaman segmental terapi dediğimiz yöntemi kullanarak bu nöral terapiyi uyguluyoruz. Tabii benim 10 yıldır hani uyguladığım, ayrıca tabii biraz daha derin, hani tetik nokta enjeksiyonları dediğimiz, hani fibromiyaljide daha derin, hani kasların içinde o halk arasında kulunç denen yerlere tetik nokta enjeksiyonları da yapabiliyoruz. Yani böyle çok hastam olmuştur, işte benim migrenim var diyen, ya çok uzun yıllardır baş ağrım var diyen, yani boyun bölgesine bu nöral terapiyi birkaç seans uyguladığımızda, hani ya yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum derler. Yani bu bütüncül tıpta böyle bir genel bir moral düzelmesi, genel böyle bir ağrılardan kurtulma, tabii gerekli takviyeleri de yaptığımız için, beslenmeyi de yapabildiğimiz kadar hani düzenlediğimiz için,
Yani ben şahsen bunu hastamdan duymak isterim. Yani hani cerrah olarak ameliyatı yaptığım zaman hani işte bel fıtığı veya boyun fıtığı ertesi gün hastam hani yanına geldiğimde çok güler yüzlüdür. Genelde işte o yoğun ağrılarından kurtulmuştur. İşte pansumanını yaparız, hadi bakalım seni bir yürütelim deriz. Hemen bir hastanede koridorda yürür. Mutludur. Hani bunu görmek isterim. Genelde görürüm. Ve bu nöral terapide de hani ya dünya varmış, yeniden dünyaya geldim gibi der hasta. Bunu da hani genelde duyarız. Yani söyleyebileceklerim bunlar. Yani Evet. nöral terapi her yaşta da uygulanabiliyor ama tabii biz beyin cerrahi olarak şahsen ben 18 yaş ve 60 yaş hani arasına uyguluyorum. Yan etkisi var mıdır? Çok çok nadirdir. Genelde doza bağlı oluyor. Yani kimlere yapmamak lazım? İşte biz tabii kendi açımızdan bakıyoruz. Tabii ki böyle bir ağır kalp hastalığı varsa, ritim bozukluğu varsa, bir kanama diyatezi varsa, bir sinir kas bileşim hastalığı varsa, yani onlar zaten belli oluyor, nadir durumlar. Ağır bir karaciğer hastalığı falan varsa tabii onlara yapmıyoruz. Evet sevgili Yeni Mesaj TV YouTube izleyenleri, operatör doktor Murat Karakuş da bir ağrı yönetimi ve nöral terapi programının daha sonuna geldik. Bu programda bel ağrıları ve bunların tedavileri üzerinde durduk. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisine iyi günler diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler.